Bir aşktır engelli çocuğa anne baba olmak. Birçok insanın imkansız olarak gördüğü başarıları engelli çocuklar anne babaların sevgi ve özgüven destekleriyle başarmışlardır. Evet, bir aşktır engelli çocuğa bakmak. Düşünün ki çocuğunuzun gözleri yok. Allah'a karşı gözleriyle haram işlememiş. Düşünün ki eli, kolu, bacağı yok. Allah'a karşı haram işlememiş. Düşünün ki kulakları duymuyor. Allah'a karşı haram şeyleri hiç duymamış. Düşünün ki dilsiz. Allah'ı üzecek kötü sözler ağzından hiç çıkmamış. Hamdolsun ki çocuğumuzun eksik olan uzvu Allah'a kavuşmuş. O uzuv Allah'a karşı günahsız, muaf. Ne mutlu ki anne babaların engelli çocuklarına yapacağı her hizmetin karşılığı Allah katında sadaka değerinde. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Engelli çocuğa hizmetimiz Rabbimizin hoşuna gidecek. Engelli çocuğunuza ne kadar iyi davranırsanız Rabbimize belki o kadar yakınlaşacaksınız. Hani derler ya, canana giden yol candan geçer. İşte Rabbimize giden yol belki de engelli çocuğumuza olan sevgimiz, sabrımız ve şükrümüzden geçiyor. O bizim canımız. Rabbimiz ise bizim sevgilimiz, bizim sahibimiz, bizi yaratan, var eden, Mecnun ile Leyla'nın halinden aşık olmayanlar anlayamaz. İnsanlar sizin engelli çocuklarınıza olan aşkınızı anlayamayacağı için sizin ve engelli çocuğunuzun dedikodusunu yaparak acizleşebilir. Bu tür insanları kafanıza takmayın. Yaşayamayan anlayamaz. Aşk dolu bir bakış açısına sahip olmak gerek. Günlerden bir gün ülkenin kralı demiş ki yaverine, bakalım Mecnun'un çöllere düştüğü kadar var mı Leyla'nın dilleri, destan güzelliği? Kral görür Leyla'yı ve Mecnun'a döner, şöyle der. Bu mu senin uğrunda çöllere düştün Leyla? Mecnun krala cevap verir. Kralım, kralım, gelsen bir de Mecnun'un gözüyle Leyla'ya bak. Evet, aşkla sevmek lazım gelir engelli çocuklarını anne babaların. Eğer aşkla severlerse o aşktan doğar başarılı dahi engelli çocuklar. Neticede sevgi her engeli aşar. Çocuğunuz bedensel engelli ise, bedensel engelli olmak öğrenmeye ve üretmeye engel değildir. Bedensel engelliler diğer engel gruplarına nazaran daha şanslı engel türüdür. Zihinsel, görme, işitme, konuşma yeteneklerine sahiptirler. Bedensel engelli çocuğu bulunan aileler çocuklarının sağlık tedavilerini de vaktinde yaptırmaları çok önemlidir. Zamanında yapılan tedaviler bedensel engellinin engelini ortadan kaldırabilir. Bedensel engelli çocuklar için fizyoterapistler de çok önemlidir. Yani bedensel engelli çocuğun fizik tedavi uygulamalarında bulunması ve spor yapması çok ciddi önem arz etmektedir. Çocuğun bedensel yetersizliğinden kaynaklanan bu durum, çocuğun engel uzuv eksiklerinden dolayı bir şeyleri de yapmaması onun sinirli olmasına sebebiyet verebilir. Engelli aileler için önemli olan husus, bedensel engelli çocuğu ile toplum arasında köprü vazifesi kurmaktır. Bedensel engelli çocuğunuzun yaptığı eylemlerde eğer bir başarısızlık söz konusu ise de bunu zamanla aşılabileceğini ona sürekli söyleyin. Ve eğer bedensel engelinden dolayı bir başarısızlığı varsa küçümsemeyin ve alay ettirmeyin. Engelli ailenin çocuğuna vereceği her türlü destek, çocuğunda büyük bir özgüven kazandıracak ve başarıya emin adımlarla koşmasına vesile olacaktır. Bedensel engelli çocuğun çevre ve arkadaş edinmesi çok önemlidir. Eğer çevre ve arkadaş edinemez ise, zamanla çocuğunuzda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Bedensel engelli çocuğunuzu mümkünse normal okullarda okutmak için mücadele edin.
Eğitim alma sürecinde okulun yakın olmasına ve daha rahat hareket edebilmesi için medikal destek malzemelerinde yanında bulunması çocuğunuz için avantaj sağlayacaktır. İş hayatı seçimlerinde mümkünse çocuğunuzun bedensel engellere uygun işler olmasını tercih edin. Bedensel engelli çocuğu olan aileler, çocuğun okul düzenini de çok iyi takip etmeleri gerekmektedir. Okulun giriş rampası, merdivenleri, sınıfın yakınlığı gibi. Bunlar bedensel engelli çocuğunuz için çok önemli faktörlerdir. Bundan dolayı sürekli olarak eksiklikleri okul idaresine bildirmeli ve bunun için mücadele edilmelidir. Ayrıca çocuğun okul arkadaşlarını da çok iyi takip etmeli ve kesinlikle çocuğunuz ile alay edilmesini önlenmelidir. Eğer böyle bir şey olursa bu çocuğunuzun başarılı olmasını engelleyecek ve psikolojik sorunlar doğuracaktır. Bedensel engelli çocuğunuzun okul hayatında öğretmenine güçlü ve zayıf yönlerini anlatarak çocuğunuzu tanımasını sağlayabilirsiniz. Eğer öğretmen çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerini, değişik özelliklerini bilirse çocuğunuza daha iyi eğitim verebilir. Yani öğretmeni ile ailenin yapacağı işbirliği eşittir başarıyı getirecektir. Bedensel engelli ünlüler. Beethoven, sağır haliyle en ünlü bestesi 9. senfoniyi besteleyen büyük bestekar. Stephen Hawking, tüm bedensel engellerine rağmen insan beyninin ne yapabileceğini kanıtlayan bilim adamı. John Rodrigo, 3 yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen pek çok ünlü besteye imza atan müzisyen. Timur, bedensel engeli kendisine mani olmayan Asya Fatihli lakaplı komutan, devlet başkanı. Frida Kahlo, yaşadığı acıları resimleriyle anlatan, kendi doğum gününü Meksika devriminin gerçekleştirdiği gün kabul eden ressam. Franklin Roosevelt, fiziksel engelinin 4 dönem üst üste ABD başkanı seçilmesine ve ABD halkının en sevdiği başkanı olmasına engel olamadığı başkan. Pierre Renoir, rahatsızlığından sonra fırçasını parmaklarının arasına bağlayarak resim yapan ve öldüğü gün "Sanırım yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyorum." diyen ressam. Terry Fox, hastalığına yenilmesine rağmen umut koşusuyla yaşama ve diğer insanlara umut olmaya devam eden atlet. Ray Charles, soul ve blues müziğinin 12 Grammy ödüllü efsanevi müzisyeni. Thomas Edison, algılamasındaki yavaşlık sebebiyle okuldan uzaklaştırılan, 12 yaşında duyma yeteneğini kaybeden, ailesine yardım etmek amacıyla trende gazete satan duyma engelli mucit. Çocuğunuz Down sendromlu ise, Down sendromlu bireylerin potansiyellerini tam olarak geliştirilebilmeleri, kendilerine yeter bir yaşam sürdürebilmeleri için ailelerine, arkadaşlarına ve toplumun duyarlılıklarına ihtiyaçları vardır. Down sendromlu bireylerin ihtiyaçları diğer bireylerin ihtiyaçlarından farklı değildir. Çevrelerini keşfetmek, oynamak, okumak, gülmek, çalışmak isterler. Bir kadın Down sendromlu bir bebeği olacağını öğrenir, paniğe kapılır ve Core Down adlı derneğe "Ben ne yapacağım?" şeklinde bir mesaj atar. Dernek 15 Down sendromlu insanın bu anneye verdiği cevaptan oluşturduğu bir video hazırlar. Video sözleri aşağıdaki gibidir. "Sakın korkma. Çocuğun birçok şeyi yapabilecek. Seni kucaklayabilecek, sana doğru koşabilecek, konuşabilecek ve seni sevdiğini söyleyebilecek. Herkes gibi okula gidebilecek, yazmayı öğrenebilecek ve bir gün uzaklara gittiğinde sana yazabilecek. Çünkü o aynı zamanda seyahat de edebilecek. Babasının bisikletini tamir etmesine yardım edebilecek, çalışıp para kazanabilecek,
ve o parayla seni evine akşam yemeğine çağırabilecek veya bir daire kiralayıp yalnız yaşayabilecek. Bazen çok zor olacak, çok zor. Ama bu bütün anneler için geçerli değil mi? Sevgili müstakbel anne, çocuğun mutlu olabilir, sen de mutlu olabilirsin. Birlikte her şeyi mümkün kılabiliriz. Down sendromlu ünlüler. Megan Meek, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir teknik üniversitesinden onur derecesi ile mezun olan Down sendromlu ilk kişidir. Valentina Guerrero, 2012 yılının dünya çapında bilinen en genç ve en popüler modellerinden biri oldu. Ayelen Barre, Arjantinli ünlü Marcello Tinelli'nin ev sahipliğinde Güney Amerika'nın en popüler dans gösterilerinden birinde dansçı olarak seçildi. 15 yaşındaki Maria Jose ise Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'ya başkanlık kuşağı taktı. 38 yaşındaki İspanyol Pablo Pinado, Avrupa'da üniversite eğitimini tamamlayan ilk Down sendromlu. 2013 yılında Angela Bakiller, Down sendromlu ilk kadın belediye meclis üyesi olarak seçildi. Eli Reymar, 2012 yılında Everest Dağı'nın tepesine ulaşan Down sendromlu ilk kişi oldu. Grosser Owen, Down sendromlu genç basketbolcu, kendine özgü hareketi ile başardığı ilan edildi. Anne babalara tavsiyelerle yazımızı sonlandırıyoruz. 1. Çocuğunuza sevgi duyun. Sevginiz arttıkça kaygılarınızın azaldığını göreceksiniz. 2. Çocuğunuza baktığınızda çocuğunuzun durumunu değil, çocuğunuzu düşünün. 3. Karamsar olmayın, unutmayın. Özel çocuğunuz bunu hemen algılayacak ve üzülecektir. 4. Eşiniz ile karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde bulunun. Sorunlarınızı paylaşın. 5. Aile içindeki diğer çocuklarınızı ihmal etmeyin. Onların durumlarını anlamaya özen gösterin. 6. Durumunuzu ailenize, arkadaşlara, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza söyleyin. Onları Down sendromu ve size nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendirin. 7. Down sendromlu çocuk sahibi aileler ile temas kurun. Onların sahip olduğu bilgileri ve deneyimleri paylaşın. Onlarla yardımlaşın. 8. Literatürü takip eden doktorlar ve özel eğitim uzmanları ile temas kurun ve onlara danışın. 9. Beklentilerinizi sınırlamayın. Çocuğunuz işitme engelli ise, benim de iki ağabeyim işitme engellidir. İşitme engellilerin hayata tutunabilmeleri, onları doğru yöne yönlendirmeye ve işaret dilini bilmeye, onların duygularını anlamaya bağlıdır. Çok farklı bir engel türü olmakla beraber özel ilgi ve alaka isteyen bir alandır. Her şeyden önce engelli aile bireyleri işitme dilini mutlaka öğrenmelidir. Çünkü öncelikle yapılması gereken işitme engelliyle olan diyalog yolunu açmaktır. Aile bireyleri işitme dilini bilmez ise işitme engelliyle aile arasında büyük sorunlar teşkil edecek, iletişimsizlikler baş gösterecektir. Bir işitme engelli için aile bireylerinin işaret dili anlatımları ve yüz ifadeleri çok önemlidir. Bir işitme engelli gelecek hayatında aile bireylerinin sürekli olarak yaşanan olayları işaret dili ile kendisine tercüme yapılmasını ister. Eğer işaret dili ile anlatılmaz ise kendisinin dışlandığını düşünür. Türkiye'de işitme engelliler alanında birçok okul bulunmaktadır. İşitme engelli bir çocuğa sahip aileler bu okullardan birine çocuğunu mutlaka göndermelidir. Bir işitme engellinin topluma kazandırılabilmesi ve hayata tutunabilmesi onun alacağı eğitime bağlıdır. İşaret dilini bilirse insanlarla diyalog kurabilecektir.
İşitme engelli çocuğunuz hatalı davrandığında bunu yüz ifadesi ve işaret dili anlatımıyla cezalandırabilir, ödüllendirebilirsiniz. İşitme engelli çocuklarda diğer çocuklar gibi oyunlar oynamak ve diğer çocukların arasına katılmak isterler. Aile büyükleri çocuklarının arkadaşlarına işitme engelli ne olduğunu anlatmalı ve ileride dalga geçinme ihtimalini ortadan kaldırmalıdır. Mümkünse işitme engelli çocuğunuza dudak okuma eğitimini de aldırın. Gezilere götürerek çocuğunuzun gönlünü ve ufkunu açabilirsiniz. İşitme engelli çocuklu ailelerin çocuklarına cinsel eğitim ve dini eğitim aldırmaları da çok önemlidir. Bunun için nasıl yol izleneceğine dair psikolog ya da rehabilitasyon merkezlerinden bilgi alınabilir. Bazı ailelerin dini eğitim verme eksikliklerinden dolayı 30 yaşına gelmiş işitme engelliler maalesef gusül abdesti nasıl alınır bilmiyorlar. Evliliklerinde de kendilerine denk işitme engelli birisi olması en doğru olanıdır. Bir işitme engelli çocuk için en önemli olan anlattıklarının aile bireylerince sabırla dinlenilmesidir. Aile bireyleri dinleme sanatını mutlaka öğrenmelilerdir. Çocuğunuzun mümkünse kendi denginde işitme engelli çocuklarla tanıştırıp arkadaş olmasını sağlayın ve çevrenizi genişletin. İşitme engellilerin en çok başarılı olduğu alanlardan birisi spor alanıdır. Mesela benim iki ağabeyimden birisi kung fu karate şampiyonu, diğerisi ise Denizli Spor'da futbol oyuncusudur. İşitme engelli çocuğunuz belli bir yaşa geldiğinde de işitme engelliliğinin ne olduğunu hassas bir şekilde anlatın ve dünyaca ünlü işitme engelli dahilerin başarılı hikayelerini öğrenmelerini sağlayın. Çocuğunuz zihinsel engelli ise Türkiye'de temel oluşturan engelli grubudur. Engelli ailelerin sürekli takip etmeleri ve korumaları gereken engel grubudur. Engelli gruplar arasında en zor ve en sıkıntılı süreç isteyen engel durumudur. Zihinsel engel grubu kendi içinde yetersiz, öğretilebilir, eğitilebilir dereceler olmak üzere 3 ayrılır. 1. Yetersiz zihinsel engelliler. Kendisine zarar verebilecek, sürekli takip edilmesi gereken engel grubudur. Bu engel grubu için asıl olan bir insanın hayatını idame ettirebilecek yeme, içme, lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önemlidir. Eğitiminde parça parça, yavaş yavaş sabırlı bir şekilde öğretim sağlanmalıdır. Kesinlikle şiddet uygulanmamalıdır. Şiddeti öğrenirse ilerleyen yaşlarda da çok tehlikeli hale gelebilir ve aile bireylerine zarar verebilir. Türkiye'de insanlar tarafından en çok suistimal edilen engel grubudur. Aile çocuğunu kesinlikle kimseye emanet etmemeli ve bizzat tüm eğitim ve ihtiyaçlarını kendisi karşılamalıdır. Hemen topluma uyum sağlanması ve konuşması beklenmemelidir. Bunlar zamanla adım adım gerçekleşecektir. Aile gözetiminde birlikte sürekli dışarı çıkarılmalı, kesinlikle eve kapatılmamalıdır. Eğitim olanakları için engelli dernekleri, rehabilitasyon merkezleri ve engelli çocuklu aileler ile görüşülüp bilgi alışverişinde bulunulmalıdır. 2. Öğretilebilir zihinsel engelliler. Rehabilitasyon merkezlerinden en çok faydalanılabilecek gruptur. Çocuğun var olan yetenek ve becerilerine uygun bir öğretim süreci izlenmelidir. Öğrendikçe öğrenme azmi daha da gelişir. Mümkün mertebe aile gözetiminde bağımsız olarak iş yapabilme, fırsat işleri verilmesi yararlıdır. Müzik ve spor yapmak sevdirilmelidir. Güven noktası kesinlikle güveni sarsmamalıdır. Yaptığı beceri ve faaliyetler ödüllendirilmelidir. Kesinlikle diğer çocuklarla kıyaslama yapılmamalıdır. Özgüvenini kazanması adına mümkün mertebe gayret edilmelidir. Değer verildiğini hissettirilmelidir. Öğretmen eğitimine aile de katkı sağlamalıdır. 3. Eğitilebilir zihinsel engelliler. Eğitilebilir zihinsel engelliler
genel itibariyle diğer engelli çocuklar ile yakın çocuklardır. Diğer engelli olmayan çocukların biraz gerisinde kalabilirler. Burada aileye düşen görev bunu çocuğa hissettirmemek ve kıyas tutumlarından uzak tutmak durmaktır. Aile de çocuğunun zihinsel engeli durumunda diğer engelli olmayan çocukların gösterdiği başarıların aynısını çocuğundan beklememeli ve engel oranında çocuğun gerçekleştirdiği başarıları kabul etmeli ve onunla gurur duymalıdır. Çok hassas olan bu engel grubu çok dikkatli eğitilmelidir. Öğrenme azmi ve hayata tutunması, neşesi hiçbir zaman kırılmamalıdır. Ona rehberlik edecek ve onu rencide etmeyecek arkadaşlar kazanması sağlanabilir. İş hayatında da yer edinebilir. Aileye düşen çocuğu, okulunu ve arkadaş çevresini varsa iş hayatını uzaktan takip etmektir. Kendisi gibi aynı engel gruplarının başarı kitapları ya da filmleri izlettirilmeleri ve teşvik edilmelidir. Dertleşmeye de önem verilip ara ara duyguları takip edilmelidir. Genel itibariyle zihinsel engelli çocuğu olan ailelere tavsiye niteliğindeki görüşlerimizi paylaşmaya çalıştık. 3 aşağı 5 yukarı 3 engel grubunuzu okuyunuz ve hangi öneriler size uygun ise onları yapmaya çalışınız. Türkiye'de insanlar tarafından en çok suistimal edilen gruptur. Aileler çocuklarını çok iyi gözlemeli ve kolay kolay hiç kimseye güvenmemelidir. Bence bu engel alanı çocuklarının her biri dünyada yaşayan insani meleklerdir. Ruhsal ve zihinsel engelli dahiler. Albert Einstein, Darwin, Churchill, Byron, Gogh, Newton, Van Beethoven,